Saraçhane mitinginden sonra değerli izleyiciler, Ekrem İmamoğlu'nun ismi Cumhurbaşkanlığıyla anılıyordu, adaylığıyla anılıyordu. Ama ondan sonraki gelişmelere baktığımızda İmamoğlu bugün ben CHP'liyim ve her CHP'linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır dedi. Yayın başlığımızda gördüğünüz gibi bu iş bitti. Aday Kılıçdaroğlu diyebiliriz. Aslında Ali Tarakçı bunu Saraçhane mitinginden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun cümlelerine göre aday Kılıçdaroğlu'dur demişti. Yani günler öncesinden bu haberi aslında Ali Tarakçı vermişti. Ne diyorsun Ali abi? Ya öncelikle şu tabii Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda hem CHP'nin içerisinde hem de dışarıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını isteyenler var. Yaklaşık ilk bunu Türkiye'de gündeme getiren Gürsel Tekin'di. Onun ardından da parti meclis üyesi Eren Erdem'di. Yani canla başla aslında Kemal Kılıçdaroğlu'dan daha çok Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması için kim çabaladı derseniz son iki yılda Eren Erdem derim çok net bir şekilde. Bu bir. İlk gündeme getiren de Gürsel Tekin. En azından tarihi anımsatmak açısından söyleyeyim. Kılıçdaroğlu bugüne kadar çok net bir şekilde aday olduğunu her koşulda ima etti. Ama bugüne kadar altılı masaya getirmediğini, altılı masada bulunan liderlerden biliyorum. Birebir yaptığım görüşmelerden de biliyorum ve hiç gerçekten adaylık meselesinin konuşulmadığını da biliyorum. Hatta Ali Babacan bununla ilgili şöyle söylemişti. Eğer adaylık meselesini tartışıyor olsaydık, adaylığı konuşuyor olsaydık ortak programı asla konuşmayacaktık ve adayı ortak programdan önce deklare etseydik bu masa bir ay sonra dağılırdı. Çünkü aday kendi politikalarını söylerdi, kendi programını, kendi dünya görüşünü ifade ederdi. Aksine altılı masanın bu kadar uzun sürmesinde program konusunda bir mutabakata varmasının bu kadar uzun sürmesini daha sağlıklı olduğunu ifade etmişti. Ya Ali Babacan'ın bu yaklaşımına katılıyorum. Şimdi buradan katılıyorum deyince mesele ne? Kılıçdaroğlu o masanın en büyük siyasi partisi ve aynı zamanda adaylık anasının ak sütü gibi kendisine helal. Yani düşünün artık siyaset yaşamında son noktaya gelmiş. Ya bu seçimlerde bir zaferle çıkacak ve Türkiye tarihine damgasını vuracak ya da mağlubiyetle çıkıp Türk siyasi tarihinden çekilecek. Bunun daha üçüncü bir seçeneği yok. Çünkü bu seçimi kaybeden Türk siyasetinden çekilecek. Bunun altını da çizmek gerekiyor. Yani bu ister iktidar partisi açısından olsun, bu Devlet Bahçeli ve Erdoğan açısından ya da Millet İttifakı açısından olmuş. Hatta daha ters bir şey var. Millet İttifakı seçimi kaybederse bu altı siyasi partinin sokağa çıkması, hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP avanelerinin sokağa çıkması mümkün değil. Bunun da bir kenara konulmasını istiyorum. Evet. Şimdi Saraçhane olayında tabii Almanya dönüşünde düşün işte Yerleşke'ye geldiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu meselesinde net bir şekilde o görevinin başında dedi ve belediye başkanlığına devam edecek dedi. Ve bunu ilk defa söylemedi. Hem Mansur Yavaş ismi hem Ekrem İmamoğlu ismi gündeme geldiğinde bunu defalarca kez tekrar etti. Çünkü neden? Çünkü aday olmak istiyor. Bu bir. İki, şunu söyleyelim. Ekrem İmamoğlu da aday olmak istiyor. Hatta çok açık net söyleyeyim. Mansur Yavaş da aday olmak istiyor. Bir kere bunların altını çizmek gerekiyor. Yani Türkiye'de Cumhurbaşkanı olmak istemeyecek bir siyasetçi görebiliyor musun sen? Bırak siyasetçi, dışında herhangi birine gelse bu teklif kim reddeder ki bunu? Kimse gayet doğal. Evet. Doğal bir şey bu. Şimdi tam bu noktada ertesi günü bu Ekrem İmamoğlu'nun başlatmış olduğu 150 günde 102 proje kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen o Saraçhane'deki 6 siyasi parti genel başkanının katıldığı miting sonrasında Meral Akşener'in katıldığı ilk toplantı mitingi sonrasında o projenin açılışında Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na teyit eden bir açıklama yaptı. Görevimin başındayım ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam edeceğim diye. Ve ben ilk gün dedim ki bu iş bitmiştir. Yani çok açık net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu adaydır. Daha önce de yorumlarım vardı. Kemal Bey bu adaylığı çok istiyor ama Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa bu seçimlerin kazanılması imkansıza yakındır diye de düşüncelerimi ifade etmiş. Bunu söylerken de hem Alevi düşmanı, hem Kürt düşmanı, hem CHP düşmanı, hem Kemal Kılıçdaroğlu düşmanı ilan edilmişti. Ne oldu şimdi? Yani bu süreç içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu kendini resmen bu adaylaştırma sürecine
koparıp aldığını düşünüyorum ve altını masada da kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyorum. Ve tam bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor. Siyasal iktidar, Cumhur İttifakı, Erdoğan, ittifakın parçası Bahçeli, aynı zamanda medyası, trolleri, o büyük iletişim daire başkanlığı da dahil olmak üzere kimi istiyorlardı aday karşısında? Yani Erdoğan karşısında kimi görmek istiyordu ve son iki yıldır kimin olması için çaba sarf ettiler? Kılıçdaroğlu. Eş tartışması. Yani siz kaybedeceğiniz bir adaya karşı kaybedeceğiniz bir adayın adaylaştırılmasını ister misiniz? Hayır, istemezsiniz. Aksine en güçsüz adayın karşısında aday olmasını istersiniz. Bunun analizlerinizi yapmışsınızdır. Sosyolojik olarak yapmışsınızdır. 11 kez seçime girdiği için AK Parti'nin karşısında kaybetmiş bir şeydir. Liderdir ve bunu toplumda çok kolay kullanabilirsiniz. Şimdi bu noktada bugün Kemal Kılıçdaroğlu adaylaştırılmışsa bunun Erdoğan zil takıp oynuyordur. Önce onun altını çizelim lütfen. İstediği oldu yani. İstediği oldu. İstediğini aldı. CHP'liler de istediğini aldı. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu da istediğini aldı. Ha, şöyle bir şey söyleyeyim. Ya durun bakalım, adaylık açıklamasına daha var. Belki Ekrem Bey hala aday olabilir. Mansur Bey hala aday olabilir. Masanın dışında biri aday olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu ölmediği sürece ben kimsenin aday olabileceğini düşünmüyorum. Yani çok böyle tsunami mi olacak, depremler olacak, yer yerinden oynayacak ya da hiç hesap edilmeyecek bir gelişme olacak ki bu mümkün olsun. Buradan yola çıkarak ama abi bak, daha düne kadar çıktığı televizyon programlarında, verdiği röportajlarda bu omuzlar her türlü yükü kaldırır diyen Ekrem İmamoğlu bugün ne oldu da aday Kılıçdaroğlu diyebildi? Grup toplantısına çağrıldı. İddialara göre bir metin de hazırlamış, konuşma metni, ama onu kürsüye çıkartmadılar CHP grup toplantısında. Ve o toplantıdan sonra ben şunu merak ediyorum, hani dedim ya Game of Thrones diye, hani pazarlıklar var burada yani. Ne oldu da İmamoğlu bir gün sonra dedi ki aday Kılıçdaroğlu? Bir kere Ankara'ya davet edilmesinin arkasına bakmak gerekiyor. Ankara'ya Ekrem İmamoğlu davet edilmedi sadece. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı davet edildi. Yani o toplantıda sadece Ekrem İmamoğlu yok. Ama asıl olay şu, niye Ekrem İmamoğlu yıldız gibi sunuldu? Neden o CHP grubu, ya Mansur Yavaş sunulmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Adana, Mersin, Antalya, bunlar sunulmadı. Hepsi de oradaydı. Aydın Belediye Başkanı, Muğla Belediye Başkanı da dahil olmak üzere. Neden? İşte tam bu noktada Ekrem İmamoğlu kilit çünkü. Neden kilit? Hem aldığı ceza açısından kilit, hem de en masanın üç isminden biri. Ya Mansur, ya Ekrem İmamoğlu, ya da Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bence o toplantıya, o grup toplantısına girilmeden evvel Kemal Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu'nun baş başa yaptığı görüşmede olayın noktalandığını düşünüyorum. Ve yine grup konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aramızda bir baba oğul ilişkisi var derken ona bugün şeyin göndermesi oldu biliyorsun. Erdoğan'ın göndermesi oldu. Bak başka beyinleri var elinden alacaklar diye. Ekrem İmamoğlu da yanıt verdi. Bunu kıskansa babamın kıskanması gerekir dedi. Yani Hasan amcanın kıskanması gerekir. Hasan amca kıskanmadığına göre Erdoğan niye kıskanıyor diye de gönderme yaptı. Mertçe bir mücadele istedi. Şimdi ama abi o baba oğul da bir mesaj değil miydi sana göre, baba oğul? Yani ya çıkmış Cumhurbaşkanı aday olmak istiyorum diyen bir kişi var. Arkasında kitlesi de var. Genel başkan diyor ki biz baba oğul gibiyiz diyor. Yani aslında oğlum diyor şeye. Yani sen daha bir dakika dur da, bir mesaj da olabilir bu. Hani tamam, belki gel bakalım Muharrem gibi değil, ama burada da bir mesaj yok muydu sana göre? Bence yok. Bence son derece normal, ama ben buna şahitlik etmiş biriyim. Yani bu oğul meselesini Ekrem İmamoğlu'nun daha aday olarak kamuoyuna açıklanmadan evvel bu görüşmenin bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki CHP genel merkezindeki odasındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na söylediği bir söz bu. Bu söz orada ve bu sözün şöyle bir tezahürü söz konusu olmuştu. Ekrem İmamoğlu şöyle bir kelime etmişti baş başa bir görüşmemizde.
CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmemiz bir baba oğul görüşmesi gibiydi diye. Şimdi ben o görüşmede Ekrem İmamoğlu'na CHP Genel Başkanlığı teklif edildiğini biliyorum. Yani neydi? Ekrem İmamoğlu bu adaylığı kabul et, kaybedersen ben CHP Genel Başkanlığı'na bırakacağım, sen de CHP Genel Başkanı olacaksın diye. Ve bu aradan geçen 3,5 yıl, 4 yıl sonrasında ete kemiğe bürünmüştür. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazansa da kazanırsa çok kolay Ekrem İmamoğlu'nu CHP Genel Başkanı yapar. Kaybederse de Ekrem İmamoğlu setleri yıkarak genel başkan olur. Yani Ekrem İmamoğlu'nun karşısında ortaya çıkabilecek bir yapı irade olduğunu düşünmüyorum. Evet, birçok aday çıkar ama Ekrem İmamoğlu o var siyasi yasaklarla dönüştürülmemişse tabii seçimleri kolayca tüm rakiplerini yenerek CHP genel başkanı olur. Yani İmamoğlu'nun bugün aday Kılıçdaroğlu'dur cümlesi aslında perde arkasında bir anlaşmanın olduğu bir cümle midir? Bir mutabakatın sonucudur. Bir mutabakatın sonucudur. Şimdi tabii buradaki onay şu. Diyorsun ki ya Ali Tarakçı hem Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak istedi, hem istediğini elde etti. Hem çok net bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na bir hapis cezası ve siyaset yasağı çıkabilecek bir karar verilmesini organize ettiler. Bunun üzerinden de hem bu karar verilmesinin Kemal Kılıçdaroğlu karşıtlarının ve Meral Akşener ekibinin birlikte organize ettiğini ifade ettiler. Hem de aynı zamanda Millet İttifakı'nın içerisine pimi çekilmiş bir bomba bıraktılar. Ya nasıl oluyor böyle diye sorabilirsiniz bu soruyu. Aslında bugün hem Meral Akşener'in grup konuşması hem de dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması aslında bu pimi çekilmiş bombayı AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın içerisine geri gönderdiler. Yani o olayın tutmadığını, altılı masanın dağılmayacağını, CHP ile İYİ Parti arasında da herhangi bir sorun çıkmayacağını gösterdi. Ha aşağıda kıyamet kopuyor mudur? Kopuyordur. Çok doğal bir şey bu siyasette. Ama bu her iki grup konuşmasında, her iki lider de aslında etkilenmediklerinden, aksine Erdoğan'ın o hamlesinin, yani Ekrem İmamoğlu üzerinden yaptığı hamlenin Cumhur İttifakı'nı daha da kilitlediğini ve kenetlendiğini, hatta 2. Saraçhane buluşmasıyla aslında Altılı İttifak ilk defa toplumun önüne görücüye çıktığını, bundan da başarıyla çıktığını altına çizmek gerekiyor. Diyeceksin ki ya Ali Tarakçı, hem diyorsun ki Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanamaz tespitinde bulundun, hem de altılı masadan çıkacağını söylüyorsun. Çünkü altılı masanın tüm liderleri bugüne kadar kazanabilecek bir adayın masaya getirilmesini istediler. Ne değişti? İki tane şey değişti. Yani parametre bir değişim söz konusu. Nedir o? Bir tanesi Ekrem İmamoğlu'na verilmiş hapis cezası ve bu vicdanları yaraladı. İkincisi de HDP'nin İstanbul'da il başkanı, HDP İstanbul il başkanına atılan tokat. Birincisi bizzat külliye tarafından, iktidar merkezinin devasa propaganda merkezi tarafından ya da karar merceği tarafından kararlaştırılmış bir olay. Ama ikincisi, kaderin üzerinde kader vardır ya, işte benim 2019 yılından beri hep sürekli olarak söylediğim, Allah AK Parti iktidarının ve Cumhur İttifakı'nın yanında ve Erdoğan'ın yanında durmuyor. Bugüne kadar son 20 yılda yanında dururken bugün durmuyor. Yani mutlaka en müthiş, en muhteşem senaryoyu da uygulamaya soksalar bir yerden deliniyor. Yani bu bir kelebeğin kanat çırpışına benziyor. Yani dünyanın herhangi bir yerinde bir kelebek kanat çırparsa dünyanın bir başka yerinde fırtınaya neden olabilir tezine benziyor. Şimdi bu şu, o tokat Selçuk Mızraklı'nın, Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarıyla beraber o tokatı unutmayacağız şeyine dönüştü, açıklamasına dönüştü ve bugün Selahattin Demirtaş'ın peş peşe attığı 7 tane tweetle aslında HDP tabanının çok açık, net bir şekilde Millet İttifakı'nın adayı kim olursa olsun, bakın tekrar söylüyorum, Kemal Kılıçdaroğlu değil, Millet İttifakı'nın adayı kim olursa olsun destek vereceklerine yönelik bir mesaj ver. Bu tüm dengeleri değiştirecek bir mesajdır. Ve yani, bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında Erdoğan tarafından ve o kimse karar verici merkez kotartılan bu olay aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile seçimi 55-45 bandında kazanabileceği Türkiye realitesini ortaya koydu. Bana deseydin ki bir hafta önce Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa ne olur?
benim yanıtım kocaman hayır olurdu, kaybeder olurdu. Ama bugün gelinen noktada Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan karşısında seçim kazanır ancak Millet İttifakı tarihsel bir hata yapmaz, kendi kalesine gol atmaz ve ayağına kurşun sıkmazsa.